3 aylık evli gelinimizin çeyizi maşallah dedirtiyor. Dantelli havlular, boyalı yazmalar, piko takımları, etamin seccade, örgü patikler, rengarenk şallar, yelekler ve banyo lifleri çiçeği burnunda Bengüsü gelinin çeyizinden el emeği parçalar. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları. Bir omuzdan bir omuza saçları, bir omuzdan bir omuza saçları ağabeyim. Esmer güzeli yârimle kol kola gezelim. Amenim. Esmer güzeli yârimle kol kola gezelim. Harikasınız. Evet, 3 aylık gelin olunca çeyizler de böyle dop dolu mu oluyor? Evet. Nasıl buldunuz? Dolu dolu geldi. Vallahi dolu dolu gerçekten. Ay ben de bunu beğendim. Baksana ışıl ışıl. Allı pullu. Allı pullu dediğin gibi. Nasılsın? İyi misin bebeğim? İyiyim. Siz? Bunu çok beğendik. Birimizden biri el koyabiliriz o derece yani. Alabilirsiniz. İstediğiniz varsa hediye edebilirim. Gel sana. Hepsi sana yakışır. Teşekkürler. Hepsi size yakışır. Anlat bakalım kimler yaptı, neler yaptı? Çeyizimde ben hiçbir şey yapmadım. Ha. Yapamadım daha doğrusu çalıştığım için. Ha. 12 yaşımdan beri çalışıyorum çünkü. Ne? 12 yaşından evet, beri. Evet 12 yaşımdan maşallah beri çalışıyorum. Düğün çekimleridir işte vesaire başka yerlerde çalıştığım için yapamadım. Genelde annem yaptı. Anneannemden hatıralar ay var. Mesela en favori parçan. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Oyası. Bunu çok beğeniyorum. Ay bu tam benlik aslında. Evet. Çok güzel. Evet. Bu da yakından çok güzel. İzleyicilerimiz belki motifini almak ister. Ay o da sen. Onu da sen tak olsun. Bunu da ben takayım aslında. Sizi kırmayayım. Şu siyah da ben alayım ay o zaman. Çok hepimiz bir şey. Mevlid hoş ay geldiniz. Güzel. Hakikaten bunun işi çok güzelmiş. Evet, bak nasıl buldum hatta Burcu. Hatta teslimi de alayım aslanım sabır çekmeye başlayayım. Odaya girdim ya sabır çekmeye başlayayım. Bu çeyizden sonra çekersin. Çeyiz güzel. Bak bak şunun işinin güzelliğine bak. Bunu bu kim yaptı? Köyün adetleri oluyor. Bir köy adeti var burada. Annem o kişiye yaptırdı. Öyle mi? Adeti aynen. Ne yani? Köyün adeti yani nedir? Yani şöyle köyün adeti bayağı bir abartılı onlarda. Şalvar takımın üstünde genelde böyle ağır işlemeli oyalar kullanıyorlar. Köyün yüzden adeti böyle ağır işleme. Evet. Bakayım. Böyle. Ha, bunlar adettenmiş. Aynen. Şu büyük büyük. Çok güzel. Peki başka nelerimiz var? İki tane bebişi örmemişler mi? Hep sana örmüşler. Hiç yok. Bebiş olsun örülür gene çeyizde. Daha küçükken olduğu için istemiyorum. Kız çocuğu da ya da erkek çocuğu renkli yeşil mavi. Hiç yaptırmadım. Yelekleri kim yaptı? Kayınvalidem yaptı. Hmm. Annemin yaptıkları hangisi var. Hangisi anneciğin bu mu? Bu annemin yaptı. Ay ne güzel yumuşacık. Ay şu Elif'in elindekini kayınvalidem yaptı. Yeleklerin okay. Çok küçük değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu şey gibi ya. Bu hazır gibi. Hazır gibi aslında ama. Tığla örmüş. Aslında bundan hem annem yaptı hem kayınvalidem yaptı. O zamanlar biz eşimle isteşiyorduk. Ne maharet. Ne yapıyordunuz eşinle? Ya isteşiyorduk yani sevgiliydi. Görüşüyordunuz. Evet. O zamanlar kayınvalidemin elinde gördüm. O zamanlar annem de yapıyordu. Anne dedim ya kayınvalidem de aynısını yapıyor. Bir de dedim aynı renk. Dedim bunu en iyisi sen abime koy. Kayınvalidemden gelen dedim. Ot dedim dursun dedim. Evet. O şekilde abime verdim. Bayağı yelekler var evet, değil çok mi? Evet, evet. Çok aslanım bu da canım. Çok rahat değil mi? Şöyle baksana. Kese gibi olan. Bebek için de kese yapmışlar galiba. Aha, muhteşem. Nal sütün böyle. Çok güzel. Bebek için mi yoksa bebek desenli elbisesi de evet, senin bebek var. Bebek kesesi gibi duruyor çok güzel. Yelekler kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ya daha kışa girmediğimiz için tabii. Ben yelek kullanmasını çok seviyorum aslında. Evet. O yüzden de yeleklerim genelde dolap içinde oluyor. Evet ben de kullanıyorum. Çünkü seviyorum. Ama Bursa'nın kışı bayağı sert geçer. Sert oluyor. Bunları kullanırsın hayatım. Peki başka el işi neler var? Patikler. Kullandığın dedin ya kullanılabilir çeyizi bende göreceksiniz yarın.
Hadi göster. Evet, hazır ben. El işlemeli şurada seccadem var. Onu bunu kullanıyoruz. Kim yaptı canım? Onu kayınvalidem yaptı. Çok güzel. Bunu kim yaptı peki? Bengüsü? Bunu ablam yaptı. Güzelmiş. Ablan. Evet. Kaç yaş büyük senden? Ablam 40 yaşında. 40 yaşında. Çok güzelmiş. Keşke güzel, sen de bir şeyler hatıra olarak yapsaydın. Evet, az yapamadım maalesef. Çalıştığım için hem okuyordum hem çalışıyordum. İşte o zamanlar ben de fotoğrafçıydım. Düğün çekimlerine falan gidiyordum. Hı hı. O yüzden pek yapamadım. Ya birisi çalışıyor, birisi de yapıyor, evet. İşte yani bu kural hep böyle hiç değişmedi. Bunlar hazır. Bunların galiba henüz kullanmaya baksın olmadı Bengüsü. Hangilerini? Onları daha kullanamadım. Aslında bugün yeşili yayacaktım ama o da buna uygun olmadığı için. O kese gibi şey onu mi? Onu yaymadım. Bak bak. Onu kuşuyan çıkıyor. Bak, bu ne şimdi? Şey ya bu gerçekten. Bu dolapların içinde. Bunu hala kullananlar var mı acaba? Aslında benim bu bence bayağı eski anneannemden falan mı kalma? Kanaviçe diyorlar. Hep diyorum ya ben bu parçaları perde yapın. Mutfağı olur, balkonu olur, yazlık evleri olur. Bu çok güzel. Çok da temiz kalmış. Evet. Çok. Evet, çok güzel. Runner yapılabilir. Runner yapılabilir. Evet. Vallahi ben çok beğeniyorum bunları. Bir tane bende yok bundan. Ay anne yani insan kızına şunlardan ama annemin çeyizinde de yoktu galiba bunlardan. Bana yok. Güzeller. Ben de bayılıyorum böyle antika şeylere. O çiçekler gelin çiçeğiniz. Kırmızı olan gelin çiçeğim. Öbür beyaz olan da nişan çiçeğim. Tepsi. O da gelin atma. Tepsi. Bununla, evet, da duvandı söz, galiba. Evet, o da duvan. Orada söz tepsimle nişan, hı-hı, tepsim var. Ay ne güzel. Bunu nerede böyle genel saklıyorsun sen? Onları ben normalde misafir odama koyuyorum. Ha. Olarak. Süs olarak koyuyorum. Ama daha sonra da kaldırmıştım onları. Öyle mi? Hı hı. Elif nasıl buldun çeyizi ya? Yani bana göre az. Öyle az mi? Sana bir müsaadenizle. Bak şurada bir şey görüyorum, o renkli renkli. O rahat mı canım? Bir uzansana. Tek rahat olduğum şey. Şu uzan. O bir de beyaz üstüne bir renkli bir şey var. Kusura bakma canım. O tekrardan neyse. Rahatlığından ötürü. Onlar yatak örtüsü gibi bir şey galiba. Evet. Yatak odası o kadar küçük ve basıktı ki yatağının üzerine oturdum. Rahat olabileceğim tek yer Bengüsü'nün yatağıydı. Elif mutfakta dolapları açtı, yatak odasında yatağa oturdu kalktı. Nedir Elif, bu şov için mi geldin buraya? Ne de olsa gününü atlattın değil mi? Elif'in yatağa oturması olayını kesinlikle saygısızca buluyorum. Hiç doğru bir hareket değildi. Ev sahibine çok büyük bir saygısızlık. Ne oldu canım? Yatak örtüsü. Çok bunaldım Aslı Hanım. Aşırı derecede dolu, yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Bir de bir şey dikkatimi çekti Aslı Hanım şurada. Nefis. Kamera falan mı var burada? Aslında kamera değil o. O şu şekildeydi. Kamera sandım canım ya. Biri bizi gözetliyor mu acaba falan? Yok, yatağın içinde yalnız. Ya. Bakar mısınız? Onun normalde flaşı var. Şey, arkasında kamera gibi vardı. Kamera gibi durmuyor mu? Evet, kamera gibi duruyor ama açıklamasını yapıyorum Elif. Tabii. Dinlersen. Dinliyorum canım. Onun prize takılıydı. Hmm. Biz de sadece prizde takılı değil de o da normalde açılsın diye de yaptık onu. Anladım. Sadece prizde şu aprikler duruyor. Perdedeki çatal iğneler ne peki? Ay hemen yatak odası ne yorumlarına geçiyorlar. Elif bir o zaman yatak odası yorumuna devam ediyoruz değerli izleyenler.